istiyorsun benden? Yazık olmuş. Antikaydı biliyorsun. Gelme. Yaklaşma. Yaklaşma bana. Seni bağlamak zorunda kalmamak için Nur. Hastasın. Hastasın. Hastasın sen. Enerjini bağırarak harcama lütfen. Neden yapıyorsun bunu? Neden yaptın bunu bana? Tutsunsun, ben seni bir gevşeteyim, bir rahatlatayım. Hiç biliyor musun? Ben en son ne zaman dün geceki gibi uyudum hatırlamıyorum bile. Böyle mutlu, huzurlu, umutlu. Benim tek eksiğim sendin. Bütün gece seni bekledim. Sevgilim. Sensiz uyandığım son sabah olsun, olur mu? Hadi Mert, uyandırmayalım. Mert'cim. Bir baksana oğlumuza. O da annesi gibi en tatlı, en huzurlu uykusuna yatmadı mı dün gece? Babasının bize geri döndüğünü bilerek uyudu çocuk. Kim bilir ne güzel rüyalar görmüştür. Zaten bundan sonra her şey oğlum için. Bundan sonra her şey Mert için. Biz
çok mutlu ve çok güzel bir aile olacağız Yiğit. Hadi, hadi uyandırmayalım, gel. Sevgilim, kahvaltıdan sonra da hemen çıkalım. Gidip alalım şu nikah tarihimizi ha? Sonra zaten biz annemle buluşacağız. Düğün yeri bakmaya gideceğiz. Benim kafamda bir organizasyon şirketi var ama dur bakalım. Vallahi her şey harika olsun istiyorum ya. Yani özellikle de gelinliğim harika olsun istiyorum. Tamam. Ben o zaman bir banyo yapayım. Üstümü değiştireyim. Sen de bir şeyler ye, çıkalım. Yiğit. Bak. Bana geri döndüğüne pişman olmayacaksın. Gerçekten. Ben mutlu edeceğim seni. Daha önce hiç olmadığı kadar çok mutlu edeceğim. Bak. Bundan sonra her şey olduğumuz için. Mert'in mutluluğu için. Sen de mutlu olacaksın. Sen de mutlu olacaksın sevgilim. Benimle mutlu olacaksın. Benim o bütün huysuzluklarım, hırçınlıklarım, benim o oyunlarım hepsi seni kaybettiğim için. Gerçekten. Sen şimdi bambaşka bir işler göreceksin, bambaşka bir işlerle tanışacaksın. Ben seni hiç tanışmadığım bir işlerle tanıştıracağım. Mutlu, huzurlu, sevdiğine kavuşmuş. Sen buna bir adım attın. Ben sana son nefesime kadar koşacağım sevgilim. Hadi çıkıp bitirelim şu işi. Şükriye Hanım'a, Şükriye Hanım, yardım edin, yardım edin bana. Boşuna nefesini tüketiyorsun. O kadın burada. Sana senden başka hiç kimse yardım edemez. Neden? Yalvarırım, yalvarırım bırak gideyim. Ama sen böyle yaparak kendine hiç yardım etmiyorsun. Neden yapıyorsun bunu bana? Anlayacaksın. Kim olduğunu hatırladığında bunları neden yaptığımı anlayacaksın. Ne? Neden bahsediyorsun sen? Affedersin. İş telefonu. Bizim dışımızda dışarıda hayat devam ediyor. Seni biraz yalnız bırakacağım ama söz çok kısa sürecek. Thank you.
Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. O telefon neredeyse 20 yıldır çalışmıyor. Ama sen böyle yapınca ben dozu tekrar arttırmak zorunda kalacağım. Ve inan bunu hiç istemiyorum. Yeah.
vallahi hiç yok öyle bahar gelini olayım, yok yaza bırakayım. Artık en yakın tarih ne zamansa o tarihi alırız. Tamam mı sevgilim? Hiç fark etmez. Tabii bak şimdi düğün hazırlıkları da aceleye gelecek. Gelinliğim de öyle olacak falan ama olsun. Bu seferlik böyle olsun. Biz sonra böyle 40 gün 40 gece düğün yaparız. Al işte. Resmen gülü oynaya nikah tarihi almaya gidiyorlar. Ah kafasız Nur, kafasız. Resmen kendi elleriyle gitti, adamı hediye etti o kadına. Kadındaki bala bak ya. Senin bebeği düşür, sonra numaraya. Sonra da mükafatmış gibi al herifi nikah masasına oturt. Elmas, bu düşük meselesi doğru mu şimdi kızım? İşte anne Cahit anlattı ya. Kadın düşürmüş çocuğu. Hem de hamile numarası yapmış cadı. Tövbe yarabbim. Sen kendi derdine yan Elmas Hanım. Atı alan Üsküdar'ı geçti geçecek. Nur nikahı bastı. İcranında bastı basacak. Sen burada hala otur göbeğini okşa. Ay baba ben ne diyorum sen ne diyorsun be? Baktın mı anne? Yok değil mi hiç haber? Yok kızım hiçbir şey göremedim. Allah Allah internette de yok. Hayır bunlar Yiğit'in gözüne sokmak için attıkları her adıma haber yaptırdılar. Şimdi gidiyorlar, Yıldırım nikah kıydırıyorlar ama tek satır haber yok. Ne demek bu? Ne bileyim kızım kafam kevgire döndü zaten. Telefonunu da açmıyor ki. Yok yok neresinden tutsam elimde kalıyor. Hadi diyelim ki bizim Saftirik anlaştı. Gitti anlaşmalı evlilik yaptı adamla. Yiğit'e nereden malum olacak da gidecek nikah basacak? Yiğit'in gözüne sokmak isteseler gelir bana söylerdi. Derdi ki git haber uçur Yiğit'e derdi. Yok yani orada muhakkak gazeteci olurdu. Bu işin haberi yapılırdı. Yok kızım sen derdine de yanma. Sen kendi derdine de yanma Elmas. Sen Nur'un magazin işlerini kovala. Madalya takacaklar sana. Na o göbeğine madalya takacaklar. Bir şey var. Tutmayan bir şeyler var bu işte. Hadi hadi kahvaltını yap sen. Sen nereye? Gidip o hayırsız yeğenime iki çift laf edeceğim. Ha gitmişken bir de çeyrek altın takıver Hafize. Anne, anne dur. Ben de geleyim seninle. Sen nereye geliyorsun kızım? Sana dışarı çıkmak yasak değil mi? Canım bir saatlik olsun da iznim var herhalde. Ne var? Arabayla gider, arabayla döneriz geri. Şurada oturup kurdeşen dökeceğime iki çift laf da ben ederim ya. Aman iyi tamam gel. Bana bak orada o hayırsızı müdafaa etmeye falan kalkışma. İçimden geldiği gibi söyleyeceğim ona göre. Ha git git. Gitmişken dayı kızına da iki el sürüver. Bakarsın onun kısmeti sana da bulaşır. Geç. Alo, Cahit'ciğim. Biz annemle Nur'u ziyarete gitmek istiyoruz. Ay dur merak etme. Ya arabayla gideceğiz. Ben orada ayaklarımı uzatıp oturacağım zaten. Yormayacağım kendimi. Cahit senin bize bir araba şey etmen lazım. Tamam. Şoförlerden birisine söyle. Alıp götürsün nereye istiyorsanız. Ama bana bak. Dikkat et kendine. Bak beni yolladığımı pişman etme. Tamam canım merak etme. Sen neredesin bu arada? Ben şimdi şirketteyim. Şimdi toplantıya gireceğim hadi. Kapatmam lazım. Kusura bakma. Enişte Bey. Toplantıya biraz geciktim. İki çift lafım var sana. Fazla uzatmayacağım. Dur bakalım. Sen uzatmazsın da. Bakalım ben uzatmayacak mıyım? Nazan'ın halini gördüm. Beğenmedim Kazım. Vah vah. Beğenmediğin kapının önüne koymandan belli zaten. Bak, abuk subuk konuşma. Beni iyi dinle. Bir daha el kaldırmayacaksın, anladın mı beni? Sana mı soracaktım lan? Kapının önüne atmışsın. Başından dehlemişsin. Takmışsın çıtırı koluna. Karnına çocuğu koymuşsun. Oturduğun yerden gazel okuyorsun. İster elimi kaldırırım, ister ayağımı kaldırırım. Bu saatten sonra da boşuyacağın karı için laf söylemek sana düşmez. Enişte Bey. Hop!
benim asabımı bozma. Eğer Nazan'ı bir daha öyle görürsem o ellerini kırar, senin... Anladın mı? Ha? İterim. Aa, küçük enişteye bak sen. Senden daha çok ekmek çıkar, çok. Ne bakıyorsunuz lan? İnsan bir ayırır be. Hırbolar. Bir çay var şuradan. Sen insanlık namına yaptın bunu Cahit. Adamlığından yaptın. Yine Nazan demeyeceksin. Yapmayacaksın bunu kendine, yapmayacaksın. Kız Allah senin tependen bakmaya. Mundar etme şunu. Senin soyduğun kabuktan ben üç boğazlık patates yemeği çıkartırım be. Aa! Ay, al o kadar biliyorsan kendin soy be. Benden bu kadar. Ay. Aa. Ne işe yararsın sen? Bir patates bile soyamazsınız. Bir de kadınım dersiniz kendinize. El kremi yok mu burada ya? Ah canım. Ellerim mi keçeleşti kız? Vah vah. Dur bak, benim şurada altın suyuna manikür kabım var. Bir daldırıp çıkarıverirsin ha? Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah. Hadi hadi, koş kapıya bak bari. Sülalenin yüz karısı. Ay, bu ne be? Gülden güzel, gül bahçesi gönlümde. Gönlümde. Fahri bir... Ademoğlu bülbül olmuş sinende. Bülbül neylesin? Gülün dikeni gagasına değmiş biçare. En hisli kalbi duygularımla size layık değil ama böyle asortik bir gül demetiyle yani belki... Allah'ım yarabbim ya. Oy. Yiğit'im ben vallahi öleceğim koşturmaktan. Bu da böyle çok mu erken oldu, ne oldu ya? Abartma Ejder, alt tarafı bir imza. Alt tarafı bir imza mı? Yok. Yok, o öyle değil Müstakbel kocacığım. Biz bu sefer öyle bir düğün yapacağız, öyle bir düğün yapacağız ki... o dost düşman 40 gün, 40 gece bizim düğünümüzü konuşacak. Yiğit. Ya biliyor musun? Geçen sefer benim gelinliğimi bile annem seçti ya. Ben de toydum öyle, ne dersen ha dedim ama... bu sefer öyle olmayacak. Bu sefer başka olacak. Ben böyle rüya gibi bir gelinlik seçeceğim kendime. Kendim seçeceğim. Efendim? Yiğit Bey, iyi günler. Dün size ulaşamadık. Hazalım kendine... İlgilenmiyorum. Ama kendisi bizimle yazarak iletişim kurabiliyor. Sizin adınızı yazdı. Sizinle konuşmak istiyor. İlgilenmiyorum dedim ya. İyi günler. Kim? Banka mı? Kim? Yok, önemsiz biri. Hadi çiftliğe bırakayım. Teyzemle gelinlik seçeceksin daha. Olamaz. Olamaz. Bu gerçek olamaz. Aynaya bakmak gibi değil mi? Birkaç küçük ayrıntıyı saymazsak, tıpkı aynaya bakar gibi. Bu olamaz. Bu imkansız. Ben de seni ilk gördüğümde işte tam da böyle söyledim. Zihnimin bana bir oyun oynadığını düşünmüştüm. Kim? Allah'ım, kim o kadını? Sensin sevgilim. Sensin. Hastasın. Hastasın sen. Ama geçti. Sen buradasın artık. Yanımdasın. Sen beni iyileştirmek için döndün. Bol bol bak aynaya vur. Kim olduğunu unutma diye.
Allah suretini bir yaratmış, kaderini benzetmesin. Hasan'ın, Hasan'ın sözleri. O yapboz. O bu fotoğraftı. Sen çaldırdın. Şükriye Hanım. Allah kaderini benzetmesin dedi. Beni görünce ortak görmüş gibiydi. Bu kadın öldü değil mi? Ölmedi. Hayır, ölmedi. Ölmedi, yaşıyorsun. Sen yaşıyorsun, hala yaşıyorsun. Beni uyarmaya çalıştılar. Onlar seni kandırmaya çalıştılar. Onlar sana kim olduğunu unutturmaya çalıştılar. Ama ben buradayım. Ben sana kim olduğunu hatırlatacağım. Gel. Kerem. Kerem. Gel. Kerem. Gel. Kerem, yapma lütfen. Yalvarırım. Ben o kadın değilim. Ben o kadın değilim. Az kaldı. Kavuşmamıza çok az kaldı. Kerem, lütfen. Lütfen yapma. Ben o kadın değilim. Ben o kadın değilim. Göreceksin yakında kim olduğunu. Yakında kim olduğunu göreceksin. Sevgilim, o zaman ben bu gelinlik işini hallederim bugün. Gerçi artık üstüme dikili olmayacak ama şahane şeyler varmış. Annem söyledi, onlardan birini seçerim ben de. Sen ne yapacaksın damatlık işini? Gelin bir sumuk imiş de vardı onun. Sen geçen sefer de böyleydin ya. Bence siz erkekler hep böylesiniz. Hadi akşam görüşürüz. Geldi o da. Merhaba İşler Hanım. Merhaba. Biz bir kahvemizi içelim, öyle başlayalım, olur mu? Tabii, hemen. Sen İşler Hanım'a da bir kahve al. Ne bu surat? Hı? Ne oldu sabahki kuş çıvıltılarına? O kuşun kanadı kırıldı. Gagası da koptu anne. Allah'ım yarabbim. Ya sanki düğün değil, cenaze konuşuyoruz ya. Beyefendi gibi görsen sanırsın damatlık değil, kefen giyecek yani. Ya anne, yani mutsuz bile değil. Anlıyor musun? Yok gibi böyle, ölü gibi yani. Zannedersin o Nur'dan benim elime öyle bir tane canlı cenaze kaldı yani. İşler bana bak. Sen neyin kavgasını verdin bugüne kadar? Hı? Söyle, niye bu kadar acı çektin? Şu gelinliklerden bir tanesini yeniden giyebilmek için değil mi? Ha? Şimdi öyle boynunu bükmenin, ağlamanın zamanı değil. Şimdi galibiyet zamanı. Böyle başını dik tutup zaferini kahkahalarla taçlandırma zamanı. Tamam, varsın yiğit ölmüş olsun. Ama sen ona can vereceksin. Kalk, 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 hadi kalk. Hadi benim güzel kızım. Şu gelinliklerden bir tanesini seç, hadi.
Ay 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 ay. Şu kıpkırmızı güllerin güzelliğine bak. Ay nasıl da parıl parıl parlıyor hasbalar. Ya pırıl pırıl. Yanarlı dönerli maşallah. Ne o kız? Beğenemedin mi? Ha sen alışkınsındır tabii. Kocan... Ay ne kocası ayol. 3-5 güne eski kocan olacak. Her Allah'ın günü seni güllere, papatyalara boğuyordu demek. Bulmuş bunuyor da adamın suratına suratına kapatıyor bir de kapıyı. Ay bayılacağım ya Rabbim ya. Ah ah. Bırak böyle allı pullu gülleri. Bir demet maydanoz almadım ben senin o abinden. Ay büyük Allah'ım ya. Çileyi verdin, sabrını da ver Allah'ım ne olur. Ne o kız? Sabır mı çekiyorsun bir de arkandan? Bana bak beni konuşturma yenge. Açtırma benim ağzımı. Bu ne ya? Evli barklı kadınım ben, daha boşanmadım. Beni niye muhatap ediyorsunuz elin herifiyle ya? Ay derdim başımdan aşkım. Bir de elin görgüsüz krosuyla uğraşıyorum burada. Bak 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 bak. Laflara bak. Kroymuş. Püh. Sana yaranılmaz anam. Şükret ki Fahri Bey çok kibar bir adam. Gönül koymadı sana. Başkası olsa o suratına kapanan kapının hesabını sorardı. Hele abi. Başlatma abimden. Utanmaz. Ay evli barklı kadınım ben, daha boşanmadım yenge. Niye muhatap ediyor beni elin herifiyle ya? Ah, ah zavallı babacığım, rahmetli babacığım ya. Hayatta olup bu günleri görseydi o abimi var ya... Ben de diyorum ki kulaklarım niye çınlıyor? Meğer çatal dilli bacımız bizi anıyormuş gıyabımızda, Allah ne verdiyse. Abla, istersen babamı hiç karıştırma. Bu ne lan böyle deli kızın çeyizi gibi? Bak abim bile beğenmedi. Bu ne ya? Bu yenir mi ki şimdi? Yenir. Bal dök ye. Alık. Aa Kazım, Fahri Bey alıp getirmiş Nazan için. Ha? Şimdi söyle abi. Allah aşkına söyle, yakışıyor mu? Hiç yakışık alıyor mu? O gece zorla oturttunuz beni masaya, adamın karşısına. Şimdi böyle bir şiirler, böyle bir çiçekler. Sırnaşık sırnaşık. Ne diyorsun abi? Hiç yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Al işte. Adamın sinirini, asabını bozdu. Şimdi enişte bey asıp kesiyor. Sözle boşuyor. E bizim kıza da boş değil. Boş değil abi. Elde var bir. Bizim Fahri hırbosu cüzdanı aça aça kapıları aşındırdı. Elde var iki. İki abim iki. Lan oğlum bir dur bakalım ya. Bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır. Abi bir kızı bir kişi boşar, bir kişi... Bir dakika abi ya. Yani şimdi biz kız kardeşimiz için niye böyle konuşuyoruz ki? Ayıp değil mi yani? Ne diyorsun oğlum sen? Ya abi şimdi biz kız kardeşimiz için bir kişi boşar, bin kişi alır falan ayıp oluyor yani. Hem biz bir kere Fahri 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 diyoruz. Bu Fahri'nin otelleri için abruk guburuk şeyler söylüyorlar. Bil yani ha. Ulan başlatma aburundan guburundan ha. Bizim bacımız Fahri'nin o biçimlerinden mi? Niyeti ciddi olacak. Bir kalantordan alacağız karta kaçmış kızımızı, bir kalantora vereceğiz. Ne öyle otel motel? Tövbe estağfurullah ya. Tövbe tövbe. Efendim? Gözünüz aydın Cahit Bey. Bayağı zor oldu ama mahkeme gününü aldım. Önümüzdeki hafta perşembe günü duruşmamız var. Yani tek celse de hallederiz. Şimdiden hayırlı olsun. Sağ ol, hayırlı olsun. Hadi.
Adil baba. Senden yardım istediğim mesele var ya. Kapandı gitti. Bitti o mesele. Artık hiçbir şey bilmem gerekmiyor. Var evlat var. Bilmen gereken çok mühim bir şey var. Yok babacığım, yok. Her şey değişti. Sen şu eski hayat arkadaşını seviyor musun? Adil baba şimdi bilip bilmeden. Seviyor musun dedim oğlum. Bak seviyorsan geleceksin tamam. Hangi ev ki? İşte şurası herhalde. Bak, Nur'un arabası kapıda duruyor. Kendi evinde mi kaldı acaba? Yok artık canım. Oyun boyunda olsa salak mı o kadar? Kocasının evinde kalmıştır. Bak, burası herhalde. Gel. Hey ya Rabbim ya. Bak, bu adamla böyle tanışmak da varmış. Olacak iş mi? Bana bak. Sen tanıyorsun adamı, sen çal kapıyı. He. Anne, bu arada Nur'un kocası çok asil bir adam. Böyle... Bilmem kaç kuşak İstanbul'u falan öyle. Ağzına geldiği gibi konuşma adamla. Aa, daratma beni Elmas. Ha bir de şimdi girdiğimizde sen Kerem Bey'i lafı tutarken ben 2 dakika Nur'la yalnız konuşacağım tamam mı? Unutma. Ha, hemen İcrali yetiştireceksin değil mi? E tabii. Kafasını taşlara vururken kocası görmesin bari. Dışarıda bile olsalar hizmetçisi var. Nur, biz geldik. Nur. Dur kızım, kapıyı yıkacaksın. Yoklar demek ki. Ay, ay. Ay, ne oluyor? Ne geldi aklına? Daraltma beni. E tabii. Balayına çıktı bunlar. Ay anne, görüyor musun? Oyun boyun derken iş nerelere geldi? Neyse, hadi gidelim. Oh, ne oldu? Bir şey çöktü şurama. Akşamdan beri afakanlar basıyor zaten. Ay hadi hadi, gamlı baykuşum benim. Niye telefonunu açmıyor? Hadi balayına çekti gitti diyelim. Niye telefonunu açmaz ki? Yurt dışına gitmişlerdir onlar. Tabii. Şimdi iş ciddiye binsin de Kerem Bey oho nerelere götürür. Ama Onur dönecek balayından, ben onu göreceğim de. Olan yiğite oldu be. Neyse hadi gidelim, çok soğuk. Dikkat et ha. Ama nerede bu?